Bir gün böyle kendimi ben bir sular içerisinde yüzerken gördüm. Sonra tekrar benim gece eşim 3.30'da gider işe. İşi dolayısıyla. O gittikten sonra ben tekrar uyudum. O sırada Taberani Hazretlerini gördüm ben. Mübarek ders yaptırıyor bize. Sonra biz tekrar aşağı gidiyor. Erkekler kadınlara ayrı tabii. Erkeklere yaptırmaya gidiyor. Tekrar bizim yanımıza gelince kaftan giymiş bir yardımcısı var. Bir ders halkası var. Yanımda iki kişi oturuyor. Birisini alıyor yakasından. Sen bu halkanın dışındasın diyor. Yanımda birisini de alıyor. Sağlam otur yoksa düşeceksin yerinden diyor. Sallanma fazla. Bana da diyor ki üç dişli bir asası var. Senin diyor bu elinin burada Allah yazıyor diyor. Ve bu üç dişli asayı bana kaldırıyor, indiriyor üç kere ve beni gökyüzüne çıkartıyor. Önce bembeyaz bir ışıklar içerisinde, sonra yeşil bir ışıklar içerisinde hafifçe yatağıma koyuyor. O hafifliği ben ta orada hissettim zaten Allah'ın izniyle. Dedim herhalde Allah katında, tabii yine de Allah daha iyi bilir ama yani en çok etkilendiğim, hala daha yeni olmuş gibi hep bunu hatırlıyorum yani. Bitti gibi olmadı kesinlikle. Sanki omuzlarım aşağı çökmüştü. Böyle sırtıma çok büyük bir yük binmişti sanki. Çünkü artık her şeye daha dikkat etmeliydim. Daha dikkatli olmalıydım. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki hafızlar peygamberler gibidir, yalnız kendilerine vahiy olunmaz. Bunu yaşamak lazım, bu söze layık olmak lazım, hak etmek lazım. Yani Said Nursi'nin risalelerde ne var? 20 sözlerde olması lazım herhalde. Cehennem ucuz değil, cennet dahi kolay değil. Yani cennet kazanmak istiyorsak, başta Allah rızasını kazanmak istiyorsak, yani bir takım fedakarlıkları yapmak lazım. Bu kadar basit olmamalı. Hak etmek lazım. Ben zaten hafızlığımı bitirdiğimde değil, hafızlığa başladığım zaman yani bitirebileceğimi hep düşünüyordum zaten. Bu hep benim içimde vardı. Ama bitirdikten sonra da bitirdim, oh kurtuldum gibi hiçbir şey düşünmedim. Yani artık bir köşeye koyayım olmadı. Asıl benim için her şey yeni başlamıştı. Ben ne zaman ki Kur'an'la tanıştım, işte o zaman yaşamaya başladım. Yani Kur'an'dan önce benim için hayatım yaşayan bir ölü gibiydi. Öyleydim. Ve sonra Allah'ın izniyle Kur'an'la tanıştık. Onunla her şeyden öte bir bağımız oldu. Yeri geldi sıkıntılarım karşısında, gözyaşlarım karşısında o benimle konuştu, beni dinledi, bana nasihat etti. Çok zordu bizim için çünkü biz çocuklarımızla birlikte hafız olduk. Eşlerimizle birlikte hafız olduk. Eşimin ailesiyle, kayınvalidem ve kayınbabamla birlikte hafız olduk. Yani hiç kolay geçmedi bizim için. Zordu ve gençlere bazı şeyleri yapmak daha da zor gelir bazen. Çünkü dünya hep tatlıdır. Dünya hep güzel yüzünü gösterir. Genç olduğun zaman daha farklı ve kurs ortamında değiliz biz. Biz ev ortamında yaptık. Zor şartlarda yaptığımız zamanlar elbette oldu. Ağlayarak, gözyaşları dökerek. Yani bilmiyorum, hakikaten bilmiyorum. Belki hani size öyle gelmeyebilir ama hani Allah katında şikayet etmek amacıyla öyle olmadığını istemediğim için tabii ki de çok zorlandığım zamanlar muhakkak oldu. Bırakma dönemlerim çok oldu. Ama buna rağmen hep hocalarımın desteğiyle, hocamın desteğiyle kalkacağız, düşeceğiz, kalkacağız. Bizim yolumuz sarp bir dağ, oraya tırmanacağız. Bize tırmanmak çok zor. Onun için bunlar hep görülecek, bunlar hep olacak diyerek hep böyle destekleriyle. Ve bizim okuyuşlarımız, bizim hafızlığımız pazardaki terazilerle tartılmıyor. Kuyumculardaki terazilerle, sarraf terazisinde tartılıyor. Onun için ona göre dikkatli olmalıyız ve hep olacak diyerek
Hep bu şekilde devam ettik. Kendi isteğimle ben hafızlığa başladım evlilikten sonra. Hiç kimsenin zorlamasıyla değil. Zorlayarak yaptırılan hafızlık ne kadar doğru olur, ne derece iyi olur orasını bilmiyorum. Yani pek de iyi olmaz gibi geliyor. Çünkü o çocuk sonra onun ehemmiyetini kavradığında keşke benim böyle bir sorumluluğum olmasaydı diyebilir. Benim gibi isteyerek yapsın istiyorum. İsteyerek zorluklara göğüs gersin istiyorum. İsteyerek bütün bunlara göz gersin. Yani göze alsın hepsini. Severek yapsın. Çünkü Kur'an'ı sevsin. Kur'an'ı sevmek lazım. Onu ondan uzaklaştırmak gerekmiyor. Kur'an'ı sevdiğin zaman zaten ne yaparsan yap hiçbir şey kafi gelmiyor. Hafızlık bile belli bir dereceden sonra artık daha yükseklerini istiyorsun. Çünkü o sevgiyi içinde taşıyorsun ama sevmediğin zaman tiksinirsin. Açtığın zaman o sana hiçbir manevi olarak hiçbir şey aksetmez yüzüne karşı. Yani Kur'an'ın yüzünü açtığın zaman o nur senin yüzüne gelmeli. O sevgi senin yüzüne, çünkü sen Kur'an'ı sevdiğin zaman o da seni seviyor. Sen onu bırakırsan o da seni bırakıyor. Bu böyle bir şey. Nasıl ki bize şefaatçi olacak. İnşallah hayırlı bir şekilde şefaatçi olur bizim hakkımızda Kur'an-ı Kerim. Yani ve şu anda benim Kur'an'ımın da bir ağzı var, bir dili var. Benimle konuşuyor. Ben onu elime almadığım zaman bana resmen şikayet ediyor. Yani benim Kur'an'ım böyle bir şey. İki buçuk saatte hiç çiğ ders yapmamıştım. O zaman üçüncü dönüşümdü. İlk defa 2,5 saatte 29. cüzün 3. sayfasını ezberledim. Aynen yeşrav biha ibadullahi fecirunha tefcira diye devam ediyor sayfanın başından. Hiç bu kadar zor ezberlememiştim. Hiç bu kadar zorlanmamıştım. Diğer yani normalde zor sureler bana hep kolay gelir. Çalışması, ezberlemesi. Kolaylar biraz daha zor gelir ama bu sayfa nedense beni o kadar çok zorlamıştı ki ve yani şu anda hamdolsun iyi bir yerim, iyi bir sayfa. Ama o cüzü de çok zorlanmıştım, 29. cüzün 3. sayfası. Bir iki yerim var. Önce 20